Evet arkadaşlar, ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte TRT'de araba tasarlayacağız. Çünkü şu anki arabamız çok dandik. Masa üstünde bu oyunu oynarken belim çok ağrıdığından, sandalyem düzgün olmadığından farklı bir yerde oynuyorum. O yüzden kamera yok, bununla idare edeyim. Şimdi burada tasarım yapabilmemiz için buradan New Game'li R&D Labs'ı seçip play ediyoruz. Burası bir nevi test ortamı gibi bir şey olacak. Burada aracımızı yapıp test edeceğiz. Daha sonra aracı kaydedip gerçek oyunda o araca ulaşmaya çalışacağız. İnşallah. Öncelikle şu şarj edici aleti bir kopyalayalım. Nasıl kopyalayacağız derseniz, ben bunu buraya yapıştıracağım. Peki inşallah. Peki tamam. Şimdi bunu doğru yapıyoruz. Şimdi aracımızı test edeceğimiz sağlık hayırlık bir yer lazım bize. Raspbian, Desert Biome, Mountain Dew. Desert'te yani Desert şey sıkıntısı çekmiştik biz. Arabamızın gitme sıkıntısını çekmiştik. Böyle bir gidelim. Evet. Varsa iyi gibi. Bakıyorum genel olarak böyle. Evet. Aracımız buralarda adam akıllı gidebilirse yapacağımız olarak. Gerçekte de çok bir sıkıntı olmayacak. Hemen aracı yapmaya geçiyorum. Sadece GSO kullanacağız bu arada. O yüzden sadece GSO'yu seçtim. GSO'nun level 5'ine kadar çok güzel şeyler var da. Bakalım. Evet. Aracımızı yapmaya başlıyorum. Arabamızda ilk test sürüşü diyeceğim ama araba hareket etti. Farklı bir test ortamına gitmemiz lazım. Tekerler çok çöküyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden ekstra teker ekliyorum. Evet, arabamız düzgün gidiyor gibi şu an. Birkaç tane daha yokuş hemen test ediyoruz. Çok dik yokuşlarda sorun oluyor, evet. GSO'da level 3 olduğumuza göre booster ekleyebiliriz. Çünkü GSO boosterları level 3. Bunları da yokuşta kullanırsak şimdi tekrar test ediyoruz yokuşu. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Sürüş bir testi gayet başarılı. Bence başarılı yani. Roketleri belki biraz daha arttırabiliriz. Evet, sürüş testimiz gayet başarıyla tamamlandı. İkinci testimize geçiyorum. Savaş testi. Çoğalarsın. Hemen şurada. Çöndeki şeyler de gyro arabanın daha sabit durmasını sağlıyor. İkinci testimiz savaş testi olacağından araba boka sarmasın diye. Öncelikle bunu bir kaydediyorum. 1v1. 1v0 daha doğrusu. Hemen yanına bir tane şarj şeyinden koyuyorum. Arabamızı şarj ediyoruz. Buna ne olmuş böyle? Ben kaynaklı. Şunu böyle çevirirsek. Evet, arabamız şarj oldu. Şimdi savaş testimize başlayabiliriz. Bu alanın içine girip beklediğinizde karşıda düşman oluşuyor. Savaşıyorsunuz. Adam tam arkamıza geçip beklese bile bir şekilde üstesinden gelebildik. Şimdi başka bir arabayla daha savaşalım. Dönüşleri çok iyi değil ama ona da yapacak bir şey yok artık. Herkesin bir kusuru bulunur. Şarjla yaklaşık bir bilemedin iki savaşı atlatabiliyor. Üçüncü savaşta ne olacak? Büyük ihtimalle onayı yiyeceğiz. Deniyoruz. Evet, 3 savaşı çıkaramadı. Garip sesler çıkartıyor gibi araba biraz da. Ama sıkıntı yok. Şimdi gel gelelim işin civcivli kısmına. Buna biraz daha dönüş ekleyebilir miyiz? Ekleyemeyiz gibi. İşin civcivli kısmı bu arabayı gerçek oyunda nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Malzemelere bir baksak. 20 tane bundan kolay. Bu kolay. 10 tane teker bulmamız lazım. Bunları üretmeye çalışalım biz. Şimdilik bu arabayı kullanabilelim lütfen. Bir sonraki bölümümüzde ne yapalım biliyor musunuz? Bu arabayı diğer tarafta fabrikatörü öğrenmiştik ya Craft abide. Onunla yapmayı deneyelim. Bir tanesini zaten basabilirsek yani silah basabilirsek diğerlerini de basarız gibime geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.